CGTN Türk'ten iyi günler efendim. Gündemimiz Bangladeş. Bangladeş'te yaşananları konuşacağız. Bangladeş'teki hükümet karşıtı protestolar sürüyor. Uluslararası haber ajanslarında yer alan iddialara göre Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina görevinden istifa ederek ülkeden ayrıldı. Yerel basında yer alan haberlere göre ise Hasina'nın askeri helikopterle resmi konutundan ayrıldığı ve daha güvenli bir bölgeye yerleştiği yönünde. Bangladeş ordusu ise ülkede geçiş hükümeti kurulacağını açıkladı. Evet, Bangladeş'teki durumu bölgeyi yakından takip eden bir isimle Doktor Sayın Barış Adıbelli ile konuşacağız. Sayın Adıbelli, hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler diliyorum. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Her şeyden önce şunu sormak isterim. Sizin acaba bölge kaynaklarından elde ettiğiniz yeni bilgiler var mı? Bununla başlamak isterim. Sonrasında şimdi geçen ay kamu kurumlarındaki kontenjan sayısının düşürülmesi gerekçesiyle başladığını biliyoruz bu gösterilerin. Ama bir anda geniş çaplı bir hükümet karşıtı protestoya dönüştü. Nasıl oldu da bu hale geldi? Onunla devam ederiz. Şimdi aslında ilk başta seçimlerle başlayan bir süreç bu. Bangladeş'te seçimleri muhalefet boykot etti ve Şeyh Hasina ve partisi Avam Birliği neredeyse tek başına girmiş gibi oldu ve buradan çıkan sonuç zaten Batı tarafından da tanınmadı. Yani ABD ve Avrupa çok sağlıklı bir seçim olmadığını, demokratik olmadığını, muhaliflerin hapse atıldığı, muhalif partilerin boykot ettiği bir seçim olarak bunu değerlendirdiler ve oradan başlayan bir gerginlik zaten vardı. Bunun üstüne bir de hükümet Haziran ayında işte çıktı dedi ki efendim 1971'de bağımsızlık savaşına katılan taraftarların ya da kişilerin ailelerine kamu görevlerinde ayrıcalık imtiyaz, öncelik vereceğiz. Yani bir kontenjan ayıracağız. Evet. Dolayısıyla onlar buna rahatça girecekler. Şimdi genç işsizliğin had safhada olduğu bir ülke Bangladeş ve ekonomik durum ortada. Bu tabii kamuoyuna yansıyınca özellikle öğrenciler, Dhaka Üniversitesi'ndeki öğrenciler bunu protesto ettiler ve bu kontenjan meselesinin kaldırılmasını talep ettiler. Ve buradan bu protesto gösterileri yayıldı. Şimdi Şeyh Hasina'ya biraz bakmak lazım meseleyi daha iyi anlayabilmek için. Şeyh Hasina Batı tarafından Asya'nın demir leydisi olarak adlandırılıyor ve dünyada en uzun iktidarda kalan kadın başbakan olarak da biliniyor. 1996-2001 yılları arasında 5 yıllık bir başbakanlık görevi var. Aynı zamanda da 2009'dan bugüne kadar, bugün 2024'e kadar da bir 15 yıllık başbakanlığı var. Birleştirdiğiniz zaman işte 20 yıllık bir başbakanlık görevinden bahsediyoruz. Babası Mucibur Rahman 1971'de Bangladeş'i Pakistan'dan ayırarak Bangladeş'i kuran ve ilk cumhurbaşkanıdır kendisi. Dolayısıyla Avami Birliği ve Şeyh Hasina'nın aslında gücü aldığı yerde babasıdır. Yani babasının mirasını devam ettirir. Şimdi Bangladeş tabii Hindistan'la Çin arasında Bengal Körfezi'ne hakim bir noktada bulunan bir ülke. Dolayısıyla bu ülkenin bu hali ister istemez büyük güçlerin de her zaman iştahını kabartmıştır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemin Pasifik stratejisinde önemli bir ülkedir. Bunu niye anlatıyorum? Bunu şunun için anlatıyorum. Bakın bir halk ayaklanmasını bugün gördük. İşte sabah bir sıkı yönetim ilanı vardı. Sokağa çıkma yasağı vardı. Fakat bu dinlenmedi. Şimdi Şeyh Hasina'nın konutu basıldı. Ondan önce kendisi helikopterle Hindistan'a kaçtı ve Hindistan'a sığındı. Şimdi geçici bir hükümet, geçiş hükümeti kurulacak. Fakat bu süreçte aslında yaşananlar bizim son dönemde, son belki 20 yılda literatüre giren bir kavramı karşılıyor. Renkli devrim kavramı. Yani o zaman soru şu, Bangladeş'te bir renkli devrim gerçekleşmiş olabilir mi? Evet. Şimdi aslında baktığınız zaman parametrelerde tutuyor. Yani renkli devrim neydi? Renkli devrim halkın bir vesileyle sokaklara dökülerek bu nedir? Hayat pahalılığı, akaryakıt zammı ki bunu hatırlarsanız 2022 1 Ocağı'nda Kazakistan'da da yaşamıştık. Daha öncesinde İran'da yumurtaya gelen zamlar nedeniyle yaşanmıştı. Bunlar zaman zaman yaşanıyor. İşte bunlar halkı sokağa dökerek mevcut hükümeti halkın bu protestolarıyla, baskısıyla görevi bırakıp yeni bir hükümetin gelmesi. Burada bir fark dış müdahalenin ya da burada dışarıdaki güçlerin de bu şeyde
rol oynaması gerekiyor ki işte biz bunun örneğini Ukrayna'da, Gürcistan'da ve Kırgızistan'da daha önce görmüştük. Buyurun. Peki dış güçler derken kimi kastediyoruz? Bangladeş'in karışması kimin işine geliyor, ne amaçlıyorlar? Aslında kimsenin işine gelmemesi lazım Bangladeş'in karışmasının. Çünkü istikrarlı bir Bangladeş Hindistan'ın işine yarar. İstikrarlı bir Bangladeş Çin'in işine yarar. Çünkü Çin 2016 yılından beri Bangladeş'i bütün altyapı tesisleri, köprü, demiryolu, aklınıza ne gelirse ayrıca limanlar, bunların hepsinin inşaatlarıyla uğraşan bir ülke. Dolayısıyla hani buradaki karışıklık bu projelerin aksamasına neden olacaktır. Aynı zamanda Bangladeş ordusunun bir numaralı askeri tedarik noktasında ortağı Çin'dir. Yani Çin savunma sanayisinin önemli bir müşterisidir. Kuşak ve yol girişiminin bir üyesidir. Deniz İpek Yolu bağlamında limanları yine Çin'in bu Deniz İpek Yolu stratejisinin kapsamı içerisindedir. Dolayısıyla bu Çin'e yaramaz. Benzer şekilde Hindistan'la da önemli ilişkiler var. Örneğin Pasifik Okyanus girişimine üyedir Bangladeş. Hindistan'la yakın ilişkileri vardır. Pakistan'dan ayrılırken Hindistan'ın desteğini almıştır. Modi'nin seçilmesinden sonra ilk yabancı ziyaretçisi Hasine olmuştur. Dolayısıyla Hindistan'la da her alanda gelişen bir ilişkisi var. Dolayısıyla hani iki yakın komşunun bu noktada efendim bir etkisi var mıdır? Yoktur. Ancak Hasina'nın kendisinin giderek diktatörleştiği yönünde, despotik bir yönetime dönüştüğü yönünde şu biraz önce bahsettiğim bütün ülke başkentlerinde konuşulmaktadır. Başta Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri bu noktada dikkat etmektedir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Hasina'yı hep eleştirmiştir. Efendim demokrasiyi uygulamıyor, demokrasiyi ayaklar altına aldı, insan haklarına dikkat etmiyor, muhalifleri hapse atıyor gibi. Ama şunu da söylemiştir, çok ilginçtir. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında ne tür bir iki yüzlü politika izlediğini görmek mümkündür. Diyor ki Amerika, bakın diyor, insan hakları işte bizim yani bütün karşı çıktığımız şeyleri, suçları işliyor ama bunları görmezden gelebiliriz. Niye? Biz diyor Bangladeş'i dışlarsak Bangladeş diyor Çin'e yanaşır. Çin'i önemli bir ortağı alır. Onun için bunları görmezden gelebiliriz şeklinde değerlendirmesi var. Dolayısıyla bakın bir ülkenin, bak uluslararası ilişkilerde bir ülkenin hatası başka ülke veya ülkelerin fırsatıdır. Bunu unutmamak lazım. Dolayısıyla burada da Bangladeş'te ortaya çıkan bu protestolar mutlaka bölge ve küresel aktörler tarafından değerlendirilmiştir. Şimdi Pakistan da önemli bir rol oynamakta. Yani Pakistan-Bangladeş ilişkileri 1971'den beri çok iyidir diyemeyiz. İnişli çıkışlı ilişkiler var. Bir de şunu unutmayalım. Hasina'nın içeride gerçekten demir yumrukla yönettiği bir ülke var. Özellikle en büyük muhalefet olan Cemaat-ı İslami örgütünün liderini 2016'da savaş suçlusu diye idam ettiler. Hatırlarsanız Hasina 2009'da bir savaş suçları mahkemesi kurmuş. 1971'deki bağımsızlık savaşının işte Pakistan'la işbirliği yaptıkları gerekçesiyle birçok muhalefeti savaş suçu işlemekle suçlayıp işte hapse attırmış, kimilerini de idam ettirmişti. Dolayısıyla şu anda Avami Birliği yani Hasina'nın partisi bu bütün protesto olaylarından Bangladeş Milliyetçi Partisi ile Cemaati İslami suçluyor. Dolayısıyla şimdi Cemaati İslami aslında yasaklı bir örgüt. Ancak 2016'da liderlerinin idam edilmesini de unutmadılar ve büyük bir kin besliyorlar. Cemaati İslami aslında Pakistan merkezli bir örgüt. Daha sonra Bangladeş'in bir şubesi haline geldi. Ondan sonra bağımsız Bangladeş Cemaati İslami'ye dönüştü. Ama bu hiçbir zaman Pakistan'daki Cemaati İslami'ye ile oradaki kökleriyle de bağlantıyı kesmedi. Dolayısıyla bu noktada aslında Hasina'nın gitmesini isteyenler dışarıdaki aktörlerden çok sanki içerideki aktörler. Dolayısıyla bu sefer renkli devrim dış destekli değil ve tam tersi iç destekli yapılmıştır diyebiliriz. Çok ilginç bir ülke profili var. O da bir söyleyeyim müsaade ederseniz. Buyurun. 1971'den bugüne kadar 29 darbe girişimi olmuş. Bunlardan birkaçı başarılı olmuş. En son 2011'de Hasina yönetimine karşı oldu. 1975'te başarılı oldu. Neredeyse 2-3 ayda bir darbe olmuştur 1973'te. Yani bir albay gelmiştir, darbe yapmıştır. 2 ay sonra başka bir albay gelmiştir. Birisi şeriat yanlısıdır, öbürü liberaldir, öbürü solcudur. Yani çok ilginç bir siyasi tarihi vardır. İnişlerle çıkışlarla doludur.
maalesef bu Pakistan ve Bangladeş'in kaderi böyle. Yani onların kaderleri tıpkı biraz da bize de benziyor. Sürekli darbelerle dolu bir siyasi yaşamları var. Bu Evet. bağlamda da dikkat edicidir. Evet. Yani o zaman renkli, bu seferki renkli devrim dış destekli değil iç destekli dediğiniz bir karışıklık var. Bir Ama o yok. Karışıklıktan yararlanmak isteyen elbette ki dış güçler de olacaktır dediniz. Peki bundan sonra ne olur? Yani Hasina'nın yerine mesela kimin geçmesi bekleniyor? Dengeler nasıl kurulur tekrar Bangladeş'te sizce? Yani Hasina'nın yerine şimdi kim geçmeli? Büyük ihtimal dışarıdan sivil teknokrat bir hükümet getirilebilir. Şu anda siyasi partilerle şeyin görüştüğü söyleniyor silahlı kuvvetlerin ama bu noktada benim tahminim, benim kanaatim söylüyorum. Ya siyasi partilerden ortak bir hükümet kurulur veyahut da teknokrat dışarıdan çeşitli bilim adamlarından oluşan geçici bir hükümet kurulur. Ondan sonra da erken seçime gidilir. Hasina bir daha döner mi? Hasina bundan sonra dönmesi biraz zor. Tabii Hasina'nın sığındığı ülkenin Hindistan olması da ilginç. Yani Hindistan'la gerçekten 1971'den beri Bangladeş'in özel ilişkileri var. Hindistan'da her türlü alanda Bangladeş'i hep destekledi. Şimdi sadece Bangladeş'i Çin bağlamında yanında destekçi olarak görmüyor. Çünkü evet gerçekten Çin'le sınır sorunları meselesinde Bangladeş önemli bir ortak gördüğü gibi aynı zamanda da Hindistan'ın işte Kuzeydoğu eyaletlerindeki bu ayrılıkçı güçlerle mücadelede de Bangladeş'in yardımını alıyor ve belki çok gündeme getirilmeyen bir nokta da Hindistan'ın ülkesindeki Müslüman gruplarla olan ilişkilerinde de biraz Bangladeş öne çıkarılıyor. Çünkü buradaki ülkedeki Müslümanlarla olan ilişkilerde Pakistan'ın etkisi çok daha yüksek. Buradaki Evet. Müslümanların üzerinde. Dolayısıyla bunu biraz da törpülemek adına, etkiyi aza indirmek adına Bangladeş öne sürüyor. Fakat Bangladeş'in tabii ekonomik olarak oldukça zayıf olduğunu unutmamak lazım. Yani Pakistan'la kıyasladığınız zaman yani Pakistan askeri gücü ortada. Önemli bir askeri güç. Son dönemde işte Türkiye ve Çin'le stratejik ortaklığı olan bir güç. Nükleer bir güç olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla bu noktada Bangladeş'in Pakistan'ı dengelemesi, hele hele Çin'i dengelemesi düşünülemez. Ancak başka sihirli bir durum var. Sihirli bir jeopolitik durum var. O da şu. Bangladeş'in jeostratejik konumu. Şimdi Bangladeş Bengal Körfezi'ne hakim bir pozisyonda ve Bengal Körfezi de Hint Okyanusu'nu kontrol eden bir noktada. Dolayısıyla Bangladeş'i kim kontrol ederse Bengal Körfezi'ni kontrol eder. Bengal Körfezi'ni kontrol eden de Hint Okyanusu'ndaki deniz yollarını kontrol eder. Bakın Hint Pasifik stratejisi açısından Bangladeş ve Myanmar ki bunların ikisi Bengal Körfezi'ne hakim konumda olan ülkeler. Ve bu iki ülkenin kazanılması demek Bengal Körfezi gibi stratejik açıdan, askeri açıdan oldukça önemli bir alanın onu kontrol eden gücüne eline geçmesi anlamına gelmektedir ki kuşak ve yol girişimi bağlamında Deniz İpek Yolu stratejisinin kapsamında Bangladeş'in limanları, Myanmar'ın limanları ve bu noktada Çin'in girişimleri önemlidir. Sadece Çin değil, biraz önce bahsettik. Hint Pasifik Okyanusu girişimi adı verilen Hindistan'ın özellikle Hint Okyanusu'nda komşu ülkelerle geliştirmek istediği bir işbirliği süreci var. Bu zemin açısından da önemli. Dolayısıyla Bangladeş üzerinde bir jeopolitik rekabet var. Bu rekabet Çin'le Hindistan arasında. Bunu unutmamak evet. lazım. Evet. Dolayısıyla işte biliyorsunuz Haziran ayında Hasina işte en son yaptığı iki dış ziyaret. Biri Hindistan oldu. Modi seçimleri kazanmıştı. Onu tebriğe gitti. Hemen ardından Temmuz ayında Çin'e geldi. Çin'i ziyaret etti. Burada 5 milyar dolarlık bir kredi istediği söyleniyor. Bu krediye Çin'in sıcak bakmadığı, daha az bir miktar para verdiği falan söyleniyor. Hatta bundan dolayı Gezi yarıda kesti falan deniyor ama bu resmi hükümet açıklaması değil. Evet. Muhalefetin iddiaları. Dolayısıyla Şeyh Hasina Bangladeş'in stratejik konumu itibarıyla sahip olduğu pozisyonu koruma adına Çin ve Hindistan arasında
önemli bir denge mekanizması oluşturmaya çalıştı. Hatta yorumcular, Hindistanlı yorumcular, Hint yorumcular diyor ki yani Sri Lanka ve Maldivlerin aksine yani Sri Lanka ve Maldivler tamamen Çin'in yanında, Çin'in safında duruyorlar, renklerini belli etti. Ama Şeyh Hasina böyle bir taraf seçmedi. Hindistan'la Çin arasında bir nevi bir jeopolitik denge rolü üstlenmeye çalıştı dedi. Ama bu jeopolitik denge çok zor çünkü biraz önce de bahsettik. Yani Bangladeş'in iç siyasi hayatı hani pamuk ipliğine bağlıydı zaten. Bu pamuk ipliği de koptu. Yani Cemaati İslami liderini bir savaş suçu tiyatrosuyla idam ettikten sonra Bangladeş'te zaten işler düzelmedi. 2016'dan beri Bangladeş böyle bıçak sırtında giden bir ülkeydi. Hasina da demir yumrukla yönetiyordu. Bunu evet. da söylemek lazım. Öğrencilere evet. şunu söyledi. Protesto eden öğrencilere. Yani böyle devam ederse sizi suçlu olarak göreceğiz. Sizi de öğrenci olarak nitelendirmeyeceğiz. Dolayısıyla demir ellerle de müdahale edeceğiz. Yani bu biraz sert bir söylem ve yöntemdi ama o sert ve demokratik olmayan yöntem bugün Hasina'nın karşısına farklı bir şekilde çıktı ve Hasina ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Şimdi acaba sakinleşecek mi? Hı hı. Bir de o var. Yani bu meselenin acaba görünen yüzü Hasina'ydı ama esas geri planda tüm Bangladeş'in şu anda içinde bulunduğu siyasi, ekonomik, askeri duruma karşı özellikle gençlerin ve öğrencilerin bir tepkisi mi? Yani kökten Bangladeş'i değiştirecek yeni bir devrimci bir süreç mi başlayacak? Bir öğrenci devrimi mi olacak? Bangladeş'i tepeden tırnağa dönüştürüp hani o askeri vesayetin sürekli hissedildiği bir Bangladeş'ten çok daha farklı bir halk cumhuriyetine doğru bir dönüş mü olacak? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani sadece Hasina'ya bağlayıp Hasina gitti, iş bitti şeklinde de aslında ben düşünmüyorum. Çünkü bu iş biraz sanki Hasina'yı da aşmış durumda. Yeni Hasinaların, Şeyh Hasinaların ortaya çıkmaması için yeni bir demokratik söylemin de muhtemelen benimseneceği bir halk cumhuriyeti fikrinin de gündeme geleceğini görüyoruz. Evet. Doktor Sayın Barış Adıbelli, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için efendim. Çok sağ olunuz. İyi günler diliyorum size. Rica ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, Bangladeş'i konuştuk. Bir kez daha Sayın Barış Adıbelli'ye çok teşekkür ediyoruz. Bangladeş'teki hükümet karşıtı protestolar sürüyor. Başbakan Hasina ülkeden ayrılmış durumda. Bundan sonraki süreç bize neyi gösterir? Bu noktaya nasıl geldi Bangladeş? Bunları konuşmuş olduk. Bir başka yayında görüşünceye dek hoşça kalınız.